bayağı yoğun teknolojiyle üretim yapan bir yer. Güney Marmara Kalkınma Ajansı öncülüğünde kurulan Balıkesir İl Yatırım Komitesi 2018 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Biz yeri ücretsiz tahsis edeceğiz ve binayı biz yapacağız. Yeter ki gümrük kurulsun kararı çok önemli. Balıkesir'de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırımcının yatırım aşamalarında muhatap olduğu tüm kurum ve kuruluşları bir araya getirmek amacıyla kurulan İl Yatırım Komitesi toplantısına Vali Yardımcısı Bayram Ali Köse başkanlık etti. Gerekli bilgi alabilirsiniz burada. Peki biz ne yaptık bu kapsamda? Bu kapsamda öncelikle otelimizi belirledik. Toplantıya pek çok kurumdan temsilci, il merkezi ve ilçelerden organize sanayi bölgesi müdürlükleri yetkilileri katıldı. Ekonomi Bakanlığı teşvikleri ve diğer devlet destekleri konusunda bilgi almaya geliyorlar. Burada amacımız Balıkesir yatırım ortamını tanıtmak potansiyel yatırımcılara. Balıkesir'in yatırım ortamı malum oldukça uygun bir ortam var şu an. Yeni yapılan otoyol projeleriyle birlikte 30 milyonluk nüfusa hitap eden bir ortamda yer alıyor Balıkesir. Yalnız yatırımcılarımız bu fırsatları daha yakından tanısınlar istedik ve bizim öne çıkan sektörlerimizde ki bunlar tarım hayvancılık, gıda sanayi, sanayi sektörü başlı başına, yenilenebilir enerji, maden ve turizm. Bu alanlarda yatırım yapan yatırımcılarımız gelsinler ve neden Balıkesir sorusuna cevap versinler istedik. Burada da zaten yatırım ortamını etkileyen ve yatırımcıların izin ruhsat sürecinde muhatap olduğu tüm kurum ve kuruluşların temsilcilerini bir arada topluyoruz. Onlara da yatırım günleri organizasyonumuzdan söz edeceğiz ve onların da bize gerekli desteği vereceğini düşünüyoruz. Toplantıda yatırım destek ofisi tarafından yatırımları hakkında bilgi sağlanan, izin ve ruhsat süreçleri takip edilen yatırımcılar, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve tanıtımı kapsamında yürütülen diğer faaliyetler hakkında bilgiler verildi. OBS'lerin bakım esnasında halk sağlığını etkileyecek ciddi sıkıntılar olmaması açısından gerçekten mantıklı. Balıkesir'in yatırım potansiyeli ve toplantıda görüşülenler hakkında TV100 mikrofonlarına bilgi veren Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, 9-10 Mayıs'ta düzenlenecek Balıkesir Yatırım Günleri için yatırımcıya çağrıda bulundu. Bizim ajansımız Türkiye'deki diğer ajanslarla birlikte yürüttüğü bir faaliyet olarak yatırım destek ofislerimiz eliyle bölgeye yatırımcı çekilmesi, bölgenin yatırım ortamının dışarıdan gelecek potansiyel yatırımcılara tanıtılması şeklinde bir dizi faaliyet yürütüyor. Biz de kurulduğumuz günden bu yana burada bu faaliyetleri yoğunlaştırarak arttırmaya çalışıyoruz. Başta bir yatırımcının izin ruhsat işlemi olsun, burada uygun ona yatırım yapılacak alanın bulunması, bürokratik süreçlerde hızlandırıcı bir etki oluşturulması gibi çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Burada dediğim gibi en önemli faaliyetlerden bir tanesi de potansiyel yatırımcılara bu bölgeyi tanıtmak ve onların farkındalığını arttırmak buranın potansiyeli hakkında. Balıkesir Yatırım Günleri de bu kapsamda yaptığımız bir faaliyet. Ajansımız için ilk olacak. Burada 9-10 Mayıs tarihlerinde şöyle bir konsept düşündük. Dedik ki bir yatırımcının dilinden en iyi yine başka bir yatırımcı anlar. O yüzden dedik bir oturum düzenleyelim. Bu oturumda yatırımcılarımız, yani bölgemizde hali hazırda yatırım yapmış kişiler gelsinler, kendi tecrübelerini diğer potansiyel yatırımcılara anlatsınlar. Hani bölgemizin öncelikli konuları var. O konularda bir dizi panel oturum şeklinde yatırımcılarımızı direkt diğer yatırımcılara anlatım yapması şeklinde oturumlar düzenleyerek böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Balıkesir'imiz bulunduğu konum itibarıyla önümüzde ki dönemde geleceği konum itibarıyla çok ciddi bir potansiyel arz ediyor ve yatırımcılarımızın bu potansiyelde, bu tabloda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bunun ilk adım olarak 9-10 Mayıs'ta Balıkesir Yatırım Günlerinde kendilerini görmek istiyoruz.